Semih ve arkadaşları mesajlaşmak için bir yıldan fazla bir süredir bir mesajlaşma aplikasyonu kullanıyorlarmış. Semih ortalama olarak her gün birbirlerine yüzden fazla mesaj gönderdiklerini düşünüyor. Semih mesajlaşma geçmişlerinden rastgele 7 günü örneklem olarak kullanarak o günlerde toplam kaç mesaj gönderildiğini not ediyor. Örneklem verisi 125 mesajlık bir ortalama ve 44 mesajlık bir standart sapma ile sağa çarpık çıkıyor. Semih bu örnekten verisini kullanarak ortalama için bir t testi yapmak istiyor. Bu tarz bir anlamlılık testi yapabilmek için hangi koşullar sağlanmıştır denmiş. İsterseniz öncelikle neler olup bittiğini bir gözden geçirelim. Semih'in bir sıfır hipotezi olmalı. Buradaki yüz mesajı, mesela gençlerin günde ortalama yüz mesaj gönderdiklerine dair bir makale okuyarak elde etmiş olabilir. Evet, sıfır hipotezi, arkadaşları ile birlikte birbirlerine bir günde gönderdikleri ortalama mesaj sayısının, ki bunu mü ile gösteririz, yüz olduğu olabilir. Bu Semih ve arkadaşlarının da makaledeki gençlerden bir farkı olmadığı anlamına gelir. Semih belki de ki soruda bundan bahsediyorlar. Günde ortalama 100 mesajdan fazla gönderdiklerini düşünüyor. Bunun için boyutu 365'ten büyük olan, aplikasyonu bir yıldan fazla zamandır kullandıklarına göre gün sayısı 365'ten fazla olmalı. Evet, gün sayısı popülasyonundan bir örneklem alıyor. Aldığı örneklemin boyutu da 7. N eşittir 7 olarak da not edelim. Bunu kullanarak da bazı örneklem istatistikleri hesaplıyor. Örneğin gerçek popülasyon ortalamasını tahmin etmek için bir örneklem ortalaması ve bir de örneklem standart sapması hesaplıyor. Bir anlamlılık testinde sıfır hipotezini doğru kabul ederek bu örneklem ortalamasını ya da bu ortalamadan daha büyük bir değer elde etmenin olasılığını hesaplamaya çalışırsınız. Bu olasılık eğer belirli bir eşik değerinin altındaysa sıfır hipotezini reddeder ve alternatif hipotezi kabul edersiniz. Ama bu anlamlılık testinin sonuçlarına güvenebilmek, hatta ve hatta bu p değerini düzgün bir şekilde hesaplamak adına bu tarz bir test yapabilmek için sağlamamız gereken koşullar vardır. Birincisi örneklemin rastgele olup olmadığı ile alakalıdır ve bundan rastgelelik koşulu olarak bahsedilir. Bunu daha önce örneklem oranları kullanarak anlamlılık testleri yaparken de görmüştük. Burada ortalamaları kullanıyoruz ama geçmişte popülasyon ve örneklem oranları içeren örnekler üzerinde durmuştuk. Rastgelelik koşulu için soruya geri dönelim. Semih mesajlaşma geçmişlerinden rastgele 7 günü örneklem olarak kullanıyor demişler. Bunu nasıl yaptığından bahsetmiyorlar ama soruda bize söylenenlere güvenecek olur isek örneklemin rastgele alındığını söyleyebiliriz biliriz. Peki, sıradaki koşul, bağımsızlık koşulu, evet bu da böyle bilinir. Ve bu da örneklemimizdeki tekil gözlemlerin diğerlerinden bağımsız olup olmadığını sorgular. Bağımsızlık koşulunun kesin olarak sağlandığı bir durum, örneklemin yerine koyma yöntemiyle alınmasıdır. Soruda bundan bahsedilmiyor ama bağımsızlık koşulu söz konusu olduğunda, şuraya hemen yerine koymayı not edebiliriz. Örneklemin boyutu eğer popülasyon boyutunun %10'undan küçük ya da eşitse bağımsızlık koşulunun yine sağlanmış olduğunu kabul ederiz. Bir bakalım, Semih'in örnekleminin boyutu 7 idi. Aplikasyonu bir yıldan fazla zamandır kullandıkları için 7'nin %10 koşulunu sağladığını söyleyebiliriz. Popülasyon boyutunu 365 olarak alsak bile ki aslında bundan büyük olduğunu da biliyoruz. 365'in %10'u 36,5'tir ve 7 36,5'ten küçüktür. Bağımsızlık koşulu da böylelikle sağlanmış oldu ve son koşulu ise normal koşuludur. Ve bu da örneklem ortalamasının örnekleme dağılımlarının yaklaşık olarak normal olmasıyla alakalı bir koşuldur. Oranlar söz konusu olduğunda yapacağımız anlamlılık testlerinde bunu biraz farklı bir şekilde ifade edeceğiz ama şu anda bu örnek üzerinden ilerleyecek olur isek örneklem ortalamalarının örnekleme dağılımlarının yaklaşık olarak normal olduklarını anlayabilmenin birkaç yolu vardır. Birincisi popülasyon dağılımının normal olup olmamasıdır. Soruda bize bir günde gönderdikleri mesaj sayısının normal bir dağılıma sahip olduğuna dair bir şeyler söylemiyorlar. Yani bunun böyle olup olmadığını bilemiyoruz ama bazı sorularda bu tarz bilgileri verdikleri için bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunun yanında örneklem boyutunun 30'dan büyük ya da eşit olup olmadığına bakabiliriz. Bu merkezi limit teoreminin bir sonucudur ve eğer doğruysa örnekleme dağılımının yaklaşık olarak normal olduğunu söyleyebiliriz. Örneklem boyutumuz 30'dan büyük olmadığı için bu koşulu sağlayamadık. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımlarının yaklaşık olarak normal olup olmadığını anlamanın bir üçüncü yolu daha var. Bu örneklemin simetrik olması ve uç değerlere sahip olmaması şeklinde ifade edilebilir. Bir bakalım. Örneklem verisi 125 mesajlık bir ortalama ve 44 mesajlık bir standart sapma ile sağa çarpık çıkıyor demişler. Sağa çarpık olması dağılımın simetrik olmadığı anlamına gelir. Normal koşulunun alt koşullarından herhangi birini sağlayamadık. Bu da anlamlılık testi için normal koşulunun sağlanmadığı anlamına geliyor.